Cumanız mübarek olsun hocam. Amin efendim, Allah Teala razı olsun. Sizin de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cuma günleri mübarek olsun. Rabbim cuma günü feyzinden hepimizi müstefid eylesin, istifade etmemizi nasip eylesin inşallah Teala. Ve şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içinde hasta olanlar varsa Allah-u Teala'dan ankari bir zaman şifa ihsan eylesin. Yakınlarından varsa onlara da şifa ihsan eylesin. Borçlular varsa, ödemekte zorlanıyorsa Rabbim onlara kolaylık versin ve eda nasip etsin, ödemelerini nasip etsin. Dertler varsa deva ihsan eylesin. Şifa olacak olan sebepleri önlerine çıkarmayı nasip etsin. Ve ahir zaman fitnelerinden Cenab-ı Hak bizleri de neslimizden gelecek olanları da muhafaza eylesin. Sıkıntıda olanlar varsa onların sıkıntılarını da hayra tebdil etsin. Ve Cenab-ı Hak hepimize son nefesi de iman selameti ihsan etsin inşallah. Hafta sonu LGS imtihanı var. Onun için dua isteyenler var. Cenab-ı Hak haklarında hayırlısını versin. Çünkü defalarca kitaplarda okuduğumuz ve ondan sonra bu yaşa kadar yaşadığımız hadiseler var. Tabii kitapları okuyunca, insanın yaşı da ilerleyince o okuduklarına bakıyor. Allah Allah diyorsun. Allah Teala'nın ezelde bir takdiri var. O aynı şekilde zuhur edecek. Peki çalışmak, dua etmek, bunlar sebebe yapışmak buyuruyor Ehl-i Sünnet alimleri. Ve ittifak halinde hepsi de herkes kendisi için Ya Rabbi benim hakkımda hayırlı olana nasip eyle diye dua etmesi gerekir. Ama efendim işte ben çok zengin olsam, işte imtihanlarda başarılı olsam, istediğim fakülteyi kazansam, istediğim liseyi lise imtihanlarını kazansam daha iyi olmaz mı? Öyle diyor, düşünüyoruz da işte Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimeden naklediyor Ehl-i Sünnet alimleri. Allah-u Teala bazı kullarına merhametle muamele eder. O kulun talepleri onun aleyhine olabiliyor. Merhametinden dolayı o kul hayırlı bir iş yapmıştır. Cenab-ı Hak ona merhametle muamele ediyordur. O işi ona felaket getirecek mesela. Çok zengin olursa azacak, dizisi olacak. Veyahut da zıvaradan çıkacak, günah işleyecek, cehenneme gidecek. Allah-u Teala merhamet eder. Merhamet eder. Onun o taleplerini dünyada vermez. Ahirete bırakır buyuruyor. Yani İmam-ı Gazali Hazretleri dahil, Abdülkadir Geylani Hazretleri dahil, bütün İslam alimleri, Evliya-i Kiram, şartlarına uygun yapılan tövbede, duada kabul olur. Yapılan duanın kabul olması dünyada da olabilir, ölürken olabilir, kabirde olabilir, mahşerde olabilir. Cehennemde bile karşısına çıkabilir buyuruyor o kabul olan duanın, Abdülkadir Geylani Hazretleri. Cennette de olabilir. Dolayısıyla biz vazifemizi yapacağız. Hatta bir ara Emel abiler hayattaydı. Bazen bende oluyor o hal. Halime bakıyorum, elimi kaldırıyorum, dua ederken utanıyorum. Dedim, hangi yüzde ne isteyeceğim ki? Böyle bir yine bir şey olmuştu bende. Emel abiler güzelce de bir toplantı olmuştu, oraya gitmiştik. Ve Emel abiler yekten başladılar buyurdular ki, ve habiler dua etmez buyurdular, mezhepsizler dua etmez buyurdular. Biz dua edeceğiz buyurdular. Biz aciziz buyurdular, zayıf kuluz buyurdular, Rabbimizden talep edeceğiz. Verir verir, vermez vermez ama dua etmek onun emri, dua etmek bizim vazifemiz, bize emirdir. Dolayısıyla efendim ben hangi yüzde edeceğim falan filan, o nefsin ve şeytanın bir oyunuymuş. Otomatik olarak nefs iman etmeden önce buradan da vurup kibre götürebilir. Allah Allah, nasıl kibre götürür ya? Değil mi? Ben de tuhafıma gitmiştim. Nasıl kibre götürür? Niye kibre götürmesi? İyi düşününce, iyi okuyunca bakıyorsun ki hakikaten kibre götürüyor. Nasıl götürüyor? Ya benim gibi adam çok günahkarım ben. Şimdi ustalatı gözleyecek ya, Osman'ın çok mütevazı ya, kendisini günahkar biliyor. Şey estağfurullah ama falan öyle ya falan işte. Yani kendime ayrı bir makam, ayrı bir aynı şekilde ayrıcalık diyelim bugünkü tabirle koyuyorum, tamam mı? Başka bir yerde konumlandırıyorsun. Evet, başka bir yerde konumlandırıyorum kendimi. Herkes bana estağfurullah ya, tevazuya bak, çok iyilikleri var ama kendisini günahkar kabul ediyor falan. Ne mübarek adam. Yandı. Tamam. Yandı. Duvara tosladığı an. Evet. Evet. Ama Ehl-i Sünnet alimleri Allah-u Teala şefaatlerine nail eylesin. Ne güzel söylemişler. Buraya gelmeden önce bazı dinleyicilerimizden gene mailler vardı.
sık sık da son zamanlarda kurban yaklaşınca şey yapıyor falan. Şimdi mesela zekat konusu olsun. Ondan sonra şey konusu olsun, kurban konusu olsun. Son zamanlarda arttı ya adam mesela diyelim ki hani İhlas Vakfı'ndan bize İhlas Vakfı'nın sitesinden kopyalıyor. Adam İhlas Vakfı diyor kurban topluyor veya zekat topluyor. Olabiliyor mu? Olabiliyor. Yani bu şekilde adam bankayı bile kopyalıyor falan. Yani adam 24 saat bunun üzerinde çalışıyor. Altyapısı buna göre uygun olduğu için bunu hırsızlıkla kullanıyor. Evet. Değil mi? Hacker deniyor. Dolayısıyla vatandaş da ürküyor. Ya diyor acaba böyle bir şeyle karşılaşabilir miyim? Tedirgin oluyor falan. Şimdi bu ve benzeri şekilde şey yapıyor. Yani açıkça şeyin İhlas Vakfı'nın da telefonu reklamlarında falan bildiriyor. Telefon aç, yüzle görüş. Yüzle görüş. Tabii telefonla bile yapıyorlar değil mi? Onunla bile yapıyorlar. Ya yani, dün vardı haberlerde adam 1300 kilometre yol götürmüşler de parası yok. Ya parlak ya. Ya gaflete düştü mü düşüyorsun işte. Oldu mu oluyor. Yani gülme komşuna gelir başına demişler ya. Biz gülmüyoruz. Sen hadiseyi anlatıyoruz. Şimdi bakıyorsun kurban fiyatları yurt dışı şu kadar şu kadar her dernek cemiyet neyse mesela İhlas Vakfı 3500 olarak açıkla diye. Şimdi bazılar bakıyorsun yani normal Türkiye şartlarına ve dünya şartlarına bakıyorsun açıkladık fiyatlar şey ucuz normal. Bir bakıyorsun bunun altına yani üstüne çıkanlar var o ayrı bir mesele altına iniyor ya düşünüyorum şimdi bu adamın niyeti ne mesela herkes 5000 derken bu adam 2000 diyor mesela değil mi 1800 diyen duydum evet. Şimdi ben bir hesap yaptım kendime göre. Şimdi 5000 diyor, 2000 diyor değil mi? 2000 diyen. 10 kişiden toplasa 20 bin eder. 100 kişiden olsa 200 bin eder. 1000 kişiden toplasa 2 milyon eder değil mi? Bak nasıl toplandı. Hiç beni burada bedava çalışıyorsun. Böyle bir kurban olasılığını yaptırmadım. Şimdi 1000 tane hayvan. Mustafa Bey. Bunu 3 günde kesmen lazım biliyor musun? Kurban bayramı birinci, ikinci, üçüncü günü bunu bitirmen lazım. Yani senin önceden kasaplarını, kesicilerini neyse hepsini hazırlayacaksın. Tahmini olarak takır 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 üç gün içerisinde bunu bitireceksin. Çünkü yüzmesi parçalaması da var bunun. Yani hele büyükbaş kesiyorsan bir kere büyükbaş hayvanı kesip parçalamak ben minimum söylüyorum. Bir saatten önce bitiremezsin bunu. Şey bile bir koçu bile aynı şekilde. Yani diyelim ki çok seri değil de yarım saat içerisinde hallediyor. Ya bir hayvan bir saat içerisinde. 1000 tane topladın sen. Değil mi? Evet. Nasıl keseceksin, nasıl yetiştireceksin? O zaman benim zihnime soru işaretleri, ünlem işaretleri peş peşe geliyor. Ve diyeceksiniz ki maksadın ne? Ya vatandaşa da diyorum ki senin zihnine soru işareti, ünlem işareti gelmiyor mu? Yani bu adam öbürleri 5000 derken bu adam 2000 liraya yaptığına göre bunu kesmeyecek. Efendim diğerleri de mesela topluyor böyle diyelim ki 1000-2000. Mesela ben İhlas Vakfı'ndan söz edeyim. İhlas Vakfı önceden Türkiye'de kesecek yerleri önceden gidiyor. Yerlerini hazırlıyor, kasaplarını hazırlıyor. Yurt dışına da önceden aynı şekilde onlarla görüşüyor, yerlerini hazırlıyor. Ve bir de İhlas Vakfı'ndaki arkadaşlar şu meseleyi biliyor. Yani bütün sebepleri yapışıyorlar. Yapıştıktan sonra topladıkları kurbanları diyelim ki birinci, ikinci, üçüncü gün yetiştiremediler. İmam-ı Şafii Hazretleri'nin iştihadına göre dördüncü günde kesilebilir. Onu da kullandılar, yetiştiremediler. Diyelim. Evet, yetiştiremediler. Çünkü kitaplarda bir hüküm var. Eğer yetiştiremiyorsan, bittiyse, güneş battıysa, elinde hayvan diri varsa bunu fakire vereceksin. Hayvan yoksa, satın alacak hayvan bulamadın. Dedim İstanbul'da oldu öyle. Bunun bedelini altına fakire vereceksin. İhlas Vakfı'ndakiler bunu yapıyor. Yetiştiremedilerse eğer. Peki öbürüsü? Ya yetişmez zaten ya falan. At çebe gitsin.
Böyle olunca yani vatandaşın da uyanık olması lazım. Bu şekildeki olanlara soru işareti ve ünlem işaretiyle bakması gerekir. Yani onu nakletmek için zihnime gelmişti. İkincisi de son zamanlarda sık sık oluyor. İşte kadınların araba kullanması, şey yapıyor falan. Ya şimdi Mustafa Bey, tabii Nâhi Saadet-i Ebediye kitabında yolculukta namaz bahsi var. Orada Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh uzun uzun nakiller yapmışlar, tamam mı? Nakiller yapmışlar. Kadının yanında mahremi olmadan yolculuk yapması Hanefi'de caiz değil. Diğer mezheplerde aslında caiz değil. Dikkatli bir şekilde okundu. Ne var canım? Aynı şekilde kadın erkek eşit. Halt etmişinde eşit olduğunu. Hangi devirde yaşıyoruz hocam? Hangi devirde yaşıyoruz diyordu işte. Berbat bir devirde yaşıyoruz aslında. Mağına kalacaksın. Berbat daha bir devirde. Kötü. Daha kötü. Öncekilere göre daha berbat bir dönemde yaşıyoruz. Şimdi Allah-u Teala tesettür konusunda da ondan sonra hanımların araba kullanma meselesinde de, hanımların erkekler arasında çalışma meselesinde de, hani uygun olmadığı bildirilmiş ya kitaplarda, Allah-u Teala kadın kullarını korumak istiyor. Korumak için bu emirleri bildirmiş. Ama kadın bunu idrak etmiyor. Ondan sonra soruyor mesela, efendim diyor, kadının diyor araba kullanması konusunda ayet mi var, hadis mi var? Yok. Yok. O zaman ben kullanmam. Paşa gönlüm biliyor. Nasıl istersen. Hani daha önce de anlattıydım. Yeri gelince de falan da Allah rahmet eylesin o Erol Sevda abi. Şeyde daha tekerde falan yok. Cağaloğlu'ndayız. İşte gene mektuplara bakıyor falan. Üniversite ikinci sınıfta bir öğrenci yazmış. Evlenmek istiyorum. Genelde aynı bildirilen ölçü dedi. Okul bitirmesi lazım. Askeri bitirmesi lazım. Vazife alacak. Ondan sonra bir haneyi geçindirebilecek durumu olunca evlenmesi gerekiyor. Bir kornaya bassa adam önüne kırıyor, levyeyi alıyor veya tabancayı çekiyor, bıçağı çekiyor, iniyor. Hele bir de başörtülü falan bir kadınsa, Müslüman bir kadınsa, dine imana söverek yani yerin dibine geçiriyor onu. Arkadaş, Cenab-ı Hak seni korumayı murat ediyor ama sen diyorsun ki yok. Bir gün geldin aynı şekilde bıçaklanır gidersin arkadaşım, yani kusura bakma da. Trafikte bazı kadınlar da erkeklere özeniyor. Erkekleşiyorlar zamanla. Değil mi? Yani bir kadının erkekleşiyor olması veya bir erkeğin kadınlaşıyor olması onun itibarını zedeler. Yani hem itibar kazandırmaz. Artık o evde ahlak, huzurda kalmaz. Evet. O evde huzurda kalmaz. O iyi bir şey değil yani. Ben erkekler gibi araba kullanıyorum. Öyle bir şey yok, yok yani. Hatta ehliyet alma konusunda bize neler neler geliyor. Ehliyet almak için gidiyor. Oradaki buna araba kullanmasını öğreten haşlef işte oluyor, bilmem ne oluyor falan. Bir sürü şeyler yani. Yuvalar patır patır yıkılıyor. Onlar artık yan dallar hocam. Yan dallar. Dolayısıyla İslamiyet yani Allah-u Teala kadın kullarını korumak için bu emirler bildirmiştir. Ha sen Allah-u Teala rest çekersin. Ben istediğim yaparsın. Allah-u Teala da dilediği şekilde seni hesaba çeker. Ve başına da felaketler geldiği zaman da kim engelli diye bağırıp çağırma arkadaş. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Efendim, birinci bölümdeki dinleyicimizin sualleri vardı. Dövme hakkında, yani yaptırmanın hükmünü sormadı da başka bir suali oldu. Efendim, dövme yaptırmak haramdır. Hangi niyette olursa olsun, o da zıvanadan çıktı artık. Çok özür dilerim de edepsiz yerlerine bile aynı şekilde dövme yaptıranlar var. Onları böyle televizyonda görüp, ondan sonra internette görüp, elindeki telefonda görüp, onlara heveslenip ya şimdi Mustafa Bey böyle insan tiksiniyor, iğreniyor. Öyle şekiller var ki ya bula acayip garip şekiller, koluna yaptırıyor, kalçasına yaptırıyor, bilmem neresine yaptırıyor falan filan. Hele bir seferinde görmüştüm falan. İnternette bir sitelerini böyle geçerken Allah Allah dedim. Bir resim ama acayip bir şey oldu falan. Geçmiştim. Geri döndüm. Ne ki bu diye. Baktım bir kadın. Tıkladım. Allah Allah dedim. Nasıl bir elbise ki bu? Ne demek istiyor? Boğazından ayağına kadar her taraf.
Abi tırladım resim biraz büyütünce. Her çıplak bedeni. Bedeninin her tarafına. Hem de siyah ve mavi karışık. Ya acayip bir varlık olmuş yani. Ya dedim bu kadın. Yani bir erkek buna nasıl bakabilir artık? Herhalde kendisi gibi hayvanlaşmış bir erkekle aynı şekilde beraber olur değil mi? O başka bir şey artık hocam. Erkeğin bakmasından ziyade belki de kadının bakması veya herkesin beğenmesi. Yani sen farklı bir insansın yani o gözle. Yani başını çevirip ona bakması. Zaten bu Amerika'da bir tanesi vardı. Öyle şortlu süt yiyene uçağa binmişti. Amerikalılar atmışlar bunu. Bağırıp çağırmış falan demiş. Burası özgürlük ülkesiydi falan filan feşmekan falan filan diye. Orada kadın bir şey itiraf ediyor. Ben diyor böyle diyor vücudumu teşhir etmek suretiyle diyor zevk alıyorum. Buna isteriz falı diyorlar. Onlar zevk alıyor. Onlar zevk. Ben diyor bu şekilde böyle herkesin ona bakmasından bu da herhalde böyle bir hisleri hastalığına yakalanmış. Farklı bir konumuz söz konusu. Şimdi dövme yaptığına karar. Erkek kadın için değişmez bu. Gusle ve abdeste mani olmasını gelince efendim. Deri altına yapılanlar gusle ve abdeste mani değil. Çünkü derinin altını yıkamak emir değil. Emir değil. Ha bazen mesela çocuklara falan yapıyorlar işte derilerin üzerine böyle yağlı boyayla falan yapıyorlar. Çocuk buraya ermişse, ergin çağına ulaşmışsa yani gusülden önce abdestten önce onu çıkarması ve yıkaması lazım. Çıkarması ve yıkaması lazım. Ve sonra da eziyet ona nasıl katlanıyorlar bilmiyorum. Derinin altına iğneyle giriyor falan. Ona nasıl katlanıyorlar ben onu anlamıyorum. Nelere katlanıyor insanlar bunun için? Güzel görünmek için değil mi? Evet. Veyahut da dikkat çekmek için. Bulgaristanlı bir kadın var. Dünya çapında ün kazanmış. Dudaklarıyla. Allah. Gördünüz mü fotoğrafını bilmiyorum. Yok. Artık insan olmaktan çıkmış, dudak olmaktan çıkmış ama o onunla gurur duyuyor hala. Dudaktan büyütüyor. Büyütüyor evet. Ya böyle kocaman dudak değil yani o başka bir şey olmuş. Yani. Allah böyle hidayet nasip etsin ya. Tam ahir zaman ya. Daha bir de elmacık kemiklerini büyütüyormuş şimdi. Dünyanın en büyük elmacık kemikli kadını olmak istiyormuş. Ya bak sen öyle değil şimdi hatırıma geldi ya. Bir gün de öyle internet sitesine baktım. Bir tane bir erkek. Ya şu yüz var ya. Ben çocukluğuma döndüm o zaman. Deldirmiş Mustafa Bey. Yanağını. Ha yanağını. Yanağını deldirmiş bu tarafını bu tarafını. Birkaç tane böyle açmış falan. Şimdi bizim babam yeni bir merkebimiz ölmüştü. Merkebi almıştı. Spalıktan yeni çıkmış. Ya şu hayvan çok güzeldi. Hala hatırıma geldik şimdi. Böyle kulaklarını falan şey yaptığı zaman içim gidiyordu. Ama arkasından geçerken tekme atıyor. Önünden geçerken ısırıyor. Böyle bir hayvan. Ben de hayvan otlatmaya gittiğim zaman arkadaşlarımı temyih ederdim. Bunun arkasından geçerken seslenmeyin, ses vermeyin. Ses duyduğu an yapıştırıyor. Kim olursa olsun. Arkasındaki erkek hayvanmış, insanmış dinlemiyor. Bir gün beraber gittiğimiz bir arkadaş baktım işte öğle vakti sıcakta bir kavakların altında hayvanlar çekildiler. Bu da öküzlerle beraber o da şey yapmış. Bu arkasından geçirken çüş demiş. Ya yeni de aynı şeyden nallandıydı. Nal da yeni. Sana çüş demiş. Bir yapıştırıyor. Şu yanağına geliyor Mustafa Bey. Bu bağırıyor ama ağlıyor mu gülüyor mu anlamadık. Diğer arkadaşım şu arkadaş. Parmağını sokuyor ağzının içine giriyor. O şeyi yeni nallandığı için o çivi delmiş burasını. Bu merkebin tekmesi bu. Başka bir şeye benzemez mi? Öldürür bile. Allah korusun yani. Beyin kanamasına götürür. Yani onu hatırladım. Adam tutturmuş ha özene bezene. Ya deldirmene gerek yok. Bizim öyle bir merkebi getir. Deliversin. Bedava. Oraya bir şey mi takmış? Karşılıklı deldirmiş o zaman. Karşılıklı deldirmiş. Takmamıştı ama. Orası böyle yuvarlak açık duruyor. Geriyen yapar. Geriyen. Ağzı serin duruyor ya. Ya dedim neler var neler var. Allah Teala muhafaza buyursun bir şeyde. Bu dövme meselesi gelince hemen hatırıma geliyor. Hep anlatıyoruz. Şehzade Şirazi Hazretleri anlatıyor. O dönemlerde de böyle zenginler dövme yaptırırmış. Sonradan zengin olmuş. Bir tanesi o da dövme yaptıracak falan gitmiş. Demiş benim sırtıma bir aslan resmi yap falan. Öyle demiş. Soymuş adamı.
iğneyi batırmış, uf demiş. Neresine başladım? Kuyruktan. Bırak kuyruğu, ayağından ayağa bırak, burnunu bırak, kulağı bırak, adam bırakmış onu sana. Bitti mi demiş. Ne bitecek demiş ya. Ben başsız, kulaksız, kuyruksuz demiş, aslan görmedim ki. Görmedim ki. Allah Teala hidayet nasip etsin. Demek ki efendim o iğneyle yapılan dövmenin altına, derinin altına su geçmesine gerek kalmadığı için gusle ve abdeste mani değil. Bu demek değildir ki. Ha, hoca dedi ki gusle ve abdesti mani değil. Yani caizmiş. Değil. Haram o. Onu yaptırmak haram. Yaptırmak haram. Bir kere o haramlıktan çıkmıyor. Efendim gelelim diğer dinleyicim. Aynı dinleyicimizin başka bir suali var. Ben de damayım dedi. İslam'ın şartlarından dedi. Zekat ve haccı yerine getiremiyorum. Allah-u Teala her kuluna farklı şeyler vermiş. Mesela bu kulumuza göz nurunu almış. Sabretmekte mükafat verecek. Birisine zenginlik vermiş, o da şükretmek suretiyle. Yani zekatını verecek, yerliye vermeyecek, o da şükretmek suretiyle. Zaten Allah-u Teala rahmet eylesin, hemen haberle sohbetlerinde sık sık buyurdukları bir şey var. Dini yarısı sabır, yarısı şükür diye. Mesela kitaplarda buyuruyor ki, sabreden fakir mi, dertli mi, yoksa şükreden zengin mi? Şükreden daha makbuldür. Daha makbuldür diye sabredenin daha makbul olduğu bildiriliyor. Çünkü Peygamber Efendimiz de Aleyhisselatü Vesselam'ın fakri tercih etmiştir. Çünkü şükreden, yani sabreden fakir, şükreden zenginden 500 yıl önce girecek cennete. Ya. Böyle bir avantajı var. Onun bir de hesabı var değil mi? Tabii bir hesabı var. Allah-u Teala zekatla mükellef kıldığı kullar için, kullarından istediği bir ölçü bildirmiş. 20 miskal altın olması. 20 miskal altını, bunun karşılığı parası veyahut da 20 miskal karşılığı ticaret malı olması. Hayvanlarından koyun, keçi 40'tan 120'ye kadar bir tane deniyor. İşte topraktan İmam Hasan Hübani Hazretleri'ni ekersen işte 3,5 kilonun dışında 10'da birini, yağmur suyuyla ise, motor suyuyla ise 20'de birini vereceksin. Emretmiş bunu. Mükellefe. Şimdi bu dinleyicimiz diyor ki nisaba malik misin? Değilim. Dolayısıyla sana farz değil. Zaten zekata malik olmadığı için hacca götürecek aynı şekilde şeyin de yok, durumun da yok. Bir de amasın. Dolayısıyla Allah-u Teala bu ikisini sana sormayacak ki. Bu ikisini sana sormayacak. Belki dinleyicimiz ya duydu ya okudu. Şimdi Eshab-ı Kiram'dan, tabi'in, tebe-i tabi'inden yani din büyüklerinden bazıları 3-5 kuruş bir yere biriktirirlermiş. Nisaba ulaşayım da zekat verme şerefine de ulaşayım diye. Bunun için biriktirirlermiş. Yani Rabbimin o emrinden de nasipleneyim diyenler olmuş. Belki bunu duydu veya okudu. Böyle hatırına geldi. Onun için endişe etmesin. Allah-u Teala her kuluna neyi verdiyse, ne ihsan ettiyse, kabiliyet, kapasite, hafıza, ses, anlatım, hitabet, ondan sonra güzellik, yakışıklık, neyse. Aslında da tersini veriyor mesela. Çirkin yaratılmıştır. O sabredecek. Peki güzel yaratılan şükredecek. Şükrün de nasıl olduğu Allah-u Teala'ya itaat ederek olur diyor şükür. Öyle yapılacak, öyle yerine getirecek. Yoksa ben çok güzelim, ben çok yakışıklıyım deyip zıvanadan çıkarsan bedeli ağır olacak. Tabii fakirlikte de zenginlikte de insan azar mı? Azarmış. Babaannem rahmetli de öyle dedi. Sonra kitaplarda okudum. Ya Rabbi azdıran zenginlikten, azdıran fakirlikten sana sığınırım diye. Dolayısıyla efendim mesul değiliz ve onun için de üzülmesine gerek yok. Son olarak az önce kafama takıldı. Şimdi dövme yaptırmak haram ya. Dövme yaptırmak haram. Bir kere mi haram işlemiş oluyoruz? O dövme sende durduğu müddetçe o günah. Evet, o günah devam ediyor. Çünkü tövbe edilmesi için onun sökülmesi lazım. O da çok zor. Hele vücudun tamamıysa ana. Yandı günüm ki telefonum. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.